Seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbin attığı kadar canlısın. Gözlerin uzağa gördüğü kadar genç. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, kaşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kar sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Gülebildiğin kadar mutlusun, sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Sakın bitti sanma her şey, sevdiğin kadar sevileceksin. Çiçek sulandığı kadar güzeldir, kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren, sevdiğin kadar sevilirsin. Programımızı takip edenler az çok bileceklerdir. Programımıza bazen bir şiirle, bazen bir hikayeyle giriş yapıyoruz. Farklılık yaratmak adına. Bu farklılık o kadar çok alışılageldi ki programımıza başlarken merhaba demek bir farklılık olsa gerek. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Yeni şeyler söylemek lazım başlıyor. Bugün yeni konu ve konuğumuz var. Aileyi konuşacağız, anneyi konuşacağız. Anneler gününü tekrardan herkese hatırlatmak için huzurlarınızda olacağız. Aileyi konuşacağız, anneyi konuşacağız dedik ve çok değerli konuma dönmek istiyorum. Kıymetli hocam Profesör Doktor Nezgül Bulut Serin. Buyurun hocam, merhabalar. Merhabalar İsmail. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sağ ol. Böyle bir programa katılmış olmak yani benim için gurur verici, mutluluk verici. Çünkü 3 gün önce yeni ünvanımı, profesörlük ünvanımı aldım. Hem akademisyen olmak hem de bu arada anne olmak, kadın olmak, bunların hepsini birleştirerek bu yerlere gelmek tabii ki benim için çok gurur verici. Aynı zamanda siz öğrencilerimle, akademisyenlikle birlikte, siz uzaklardan geliyorsunuz buralara, evet. Kıbrıs'ta. Türkiye'nin birçok yerlerinden gelen öğrencilerim var. Evet. Onlarla birlikte aynı zamanda hani onların annelerinin yerine de geçtiğimi zaman zaman düşünüyorum. Onun için Lefke Avrupa Üniversitesi'nde olmak, rehberlik psikoloji danışmanlık bölümünde hocalık yapmak, bir anne olarak, bir akademisyenlik olarak, bir akademisyen olarak benim için çok güzel bir duygu. Bu programa davet ettiğiniz için çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Hocam anne olmak nasıl bir duygudur? Anne olmanın içerisinde fedakarlık mı daha çok ön plandadır? Ya da anne olmanın içerisinde daha çok karşılıksız sevgi, karşılıksız özverim ön plandadır. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet. Anne olmak aslında birçok kelimeyle ifade edilecek bir duygu. Belki dünyanın en güzel duygusu, onu söylemek istiyorum. Anne olmak özveriyi, şefkati, sabrı, fedakarlığı içine alan bir kavram. Biliyorsunuz 10 Mayıs'ta Anneler Günü kutlanacak. Ben Anneler Günü'nde anne olan ve olamayan tüm anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum öncelikle. Çünkü anne olmak elbette ki çocuğunuzun anne rahmine düşmesiyle başlayan bir duygu. Evet. Yani anne çocuk ilişkisi sadece doğduktan sonra olan bir ilişki değil. Onun için anne olmak kutsallığın yanında çok güzel, farklı bir duygu. Fakat dediğim gibi bu arada anne olamayan ya da anne olmak isteyen anne adaylarına da Anneler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Anne çocuk ilişkisi nasıl olmalı? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Çocuk dünyaya geldikten sonra anne çocuk arasındaki ilişki biraz daha otoriter bir yapımı ya da daha çok sıcak, içtenlikli olması mı gerekiyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında anne çocuk ilişkisinin ben dediğim gibi daha bebek anne rahmine düşer düşmez başladığını düşünüyorum. Yani evet, doğduktan sonra değil, anne karnından başladığını düşünüyorum. Evet. Doğduktan sonra tabii ki bu ilişki daha duygusal düzeyde, daha şefkatli, daha sıcak düzeyde gelişiyor. Yani anne bebeğini kucağına aldıktan itibaren sevecenliğini, şefkatini, ilgisini bebeğe koşulsuz ya da karşılıksız olarak göstermeye başlıyor. Yani bu sonradan öğrenilen ya da oluşan bir duygu değil. Burada anne bebeğini yetiştirirken örneğin ilk yaşlar 0-6 ay da annenin göstereceği sevgi, şefkat, onun sıcaklığı ileride bu bebek büyüdüğünde, yetişkin olduğunda onun özgüvenli olması, yani temel güven duygusunu kazanmasında, diğer insanlarla sıcak ilişkiler geliştirmesinde, akıl sağlığının yerinde, ruh sağlığının yerinde olmasında çok önemli bir etken. Yani ileride anne olacak olan ya da baba olacak olan kişilerin, annelerinin daha ilk aylardan itibaren sıcak, sevecen, o şefkatli bakımını görmüş ise ileride bu anne babalar bunu kendi çocuklarına da bu şekilde gösterebiliyorlar. Şimdi baba tabii ki baba faktörü de çok önemli. Fakat anne, bebek daha anne karnındayken annesinin sesini duyuyor. Onu evet, merak ediyor. Evet. Yani doğduğu andan itibaren annesini görmek istiyor. Onun sıcaklığını hissetmek istiyor. Fakat dediğim gibi bu demek değil ki hani babalar burada hiç tabii ki sayılmayacak. Onlara da roller düşüyor. Ama öncelikle tabii ki çocuğun hayatında anne önemli. Annenin bebeğine vereceği o karşılıksız sevgi, şefkatin yanında çocuk büyüdükçe tutarlı ve kararlı bir şekilde olması. Yani eğitimini verirken kararlı, tutarlı davranması ve özellikle de hani demokratik ortam dediğimiz, evet, çok baskıcı olmayan ya da çok hoşgörülü olmayan bir anne baba tutumuyla çocuklar yetiştirilmeli ve büyütülmeli. Anladığım kadarıyla belli bir plan içerisinde, plan dışında bazı kuralların konulup o kuralların dışına çıkılmaması kaidesiyle çocuklar içerisinde anne baba anne çocuk ilişkisinin bir şefkat, bir sıcaklık ortamında, evet, büyütülmesi daha mantıklı olacakmış gibi, kesinlikle, anlaşılıyor. Yani bunu anladım söylediklerinizden. Zaten anne bebeğini doğurdu, yani anne karnına düştüğü andan itibaren ya da doğurduğu andan itibaren o sevgi ve şefkat zaten annede var. Burada önemli olan çocuk büyürken babayla birlikte tutarlı ve kararlı bir şekilde bazı kuralların verilmesi, hoşgörülü, sevecen, sıcak bir ortamın olması önemli. Hani eğer bu ortam yok ise o bebek anne olduğunda ileride ya da baba olduğunda aynı sevgiyi, aynı şefkati kendi çocuklarına gösteremeyebilir. Yani öyle bir ortam yoksa. Eğer şefkatli, sıcak, hoşgörülü, kuralların belli olduğu ortamlarda büyüyorsa o da aynı şekilde çocuklarına öyle davranacaktır. Evet. Yani şöyle diyor, bir yazı okumuştum. Siz diyor geriye dönüp baktığınızda hani anneme şunu yapamadım ya da bunu yapamadım, babama bunu yapamadım dediğinizde belki bunu gerçekleştiremezsiniz. Evet. Geç olmuş olabilir ama çocuklarınıza bunu aktarabilirsiniz. Evet, çok doğru. Evet. Çok doğru. Anneler günü yaklaştığı için ben öncelikle anneler gününüzü kutluyorum. Bir anne olarak hem bir kıymetli, çok değer verdiğimiz. Ben de annenin anneler gününü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sanırım şu özeti çıkartabiliriz. Anne çocuk sevgisi, aile içerisindeki sevgi yumağı bir irmik gibi olması gerekiyor. Evet. Eğer insan annesiyle olan sevgisini
o sütün irmiğin içinde eridiği gibi gönlünde sevgisini eritebilirse, içine biraz sevgi, biraz hoşgörü katıp sanki şeker katar gibi karıştırırsa, çok hepsinden güzel. güzeli, ömrüyle kaşık kaşık çevirirse yaşanası bir hayat olur. Ben anneler gününüzü tekrardan kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, anneler gününü anlatan çok güzel bir şiirimiz var. Eğer müsaade ederseniz şiirimizle kaldığımız yere muhabbetimize devam etmek isterim. Bir ayak sesi duymayayım, kapıya koşuyorum. Gelen sen misin diye. Bir sarı saç görmeyeyim, yüreğim burkuluyor. Ağlamaklı oluyorum. Her şey bana seni hatırlatıyor. Gökyüzüne baksam, gözlerinin binlercesini görürüm. Bir rüzgar değse yüzüme, ellerini düşünmeden edemem. Şu saatim seni gördüğü anda çıldırabilir, zaman durabilir. Çünkü benim dünyamda ölümsüzlük seni sevmek demektir. Bir bebek doğmayı bekler, bir ağır hasta ölmeyi. Bitkiler yağmur ve güneşi bekler, yalnız bir kadın sevilmeyi. Ve düşün ki bir adam içinde bütün bekleyenlerin özlemi ve ümidi seni bekler. Asılmayı bekleyen bir idam mahkumu gibi. Kutsal sözler panayırına sığınıp ipeksi bir sessizliğe büründüm. Bir hayat duru ve umut dolu. Rabbim anneleri ve bir tanecik annemi koru. Bir kitapta okumuştum hocam, bunu da size sormadan edemeyeceğim. Şöyle yazıyordu: karın yağdığını görünce kar tutan toprağı anlayacaksın. Anne ve anneye dair olan her şeyi ancak anne olunca anlayacaksın. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu teze katılıyor musunuz acaba? Şimdi anne olmak gerçekten hani Allah'ın herhalde kadınlara en büyük lütfu. Evet. Bazen evet, yani çocuklarımıza da bunu söyleriz. Ben de iki çocuk annesiyim. Hani bazen beni anlamadıklarında hani derim ki sen anne ya da baba olduğunda beni çok daha iyi anlayacaksın. Elbette doğruluk payı var. Fakat hani burada anne olamayan anne adayları da var. O zaman onlar hiç mi anlayamayacaklar? Evet. Ben mutlaka bu sözün doğruluğu yanında anne olamayan anne adaylarının hani çocukları yoksa, olmayacaksa bile ya da olmadıysa, evet, en azından sevgiye, şefkate, sıcaklığa ihtiyacı olan çocuk esirgeme kurumlarında, hani Türkiye'de, burada SOS, evet, çocuk köylerinde çocuklar var. Onlarla haftada bir gün bir gidip hani onlara annelik yapabilirler. Evet. Yani ben bunu özellikle söylemek istedim. Yani dediğim gibi hani Allah her anneye, kadına belki bunu hani kısmet etmemiş olabilir. Evet. Ama anne olamayan annelerimiz de üzülmesinler. Onlar belki böyle bir şeyle hani o çocuklara sevgi ve şefkatle göstererek belki bu duygularını bir şekilde telafi etmiş olabilirler. Dediğinizden yola çıkarak belki şunu değinebiliriz. Anne olmasa da her kadında bir kalp var. Kesinlikle. O kalp ki bütün hataları affedecek bir tutkal misali, bir tutkal gibi hataları affedebiliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani annelerde karşılıksız sevgi var dedik mutlaka. Evet. Bu karşılıksız olan sevginin yanında affedici olmak yanı nasıl? Bir annenin bir çocuğunu affetmesi nasıl sizce? Şimdi biz çocuklarımız ya da gençlerimiz, tabii ben burada bölüm başkanlığı yaparken aynı zamanda hani o genç çocukları çocuklarımızmış gibi de görüyorum. Hani bunun için tabii ki belki anne olduğum için bunu daha yoğun yaşamam belki mümkün. Şimdi genç insanlar henüz bizim geçtiğimiz yollardan geçmediler. Elbette. Ya da çocuklar henüz bizim geçtiğimiz yollardan geçmediler. Şimdi biz onlara her şeyi öğüt vererek, anlatarak bizi anlamalarını sağlayamayız. Bazen şunu ister genç insanlar: hata da yapsam ben kendim yaşamalıyım. Evet. Yani biz onlara neyin doğru, neyin yanlış olduğunu hep öğütlerle, hep anlatımlarla veremeyiz. Mutlaka. Bazen kendisi bunu yaşamak ister. Bizim buradaki rolümüz belki bu tecrübeleri yaşarken, bu deneyimleri yaşarken
en az hatayla ya da en az zarar görecek şekilde bu yollardan geçmelerini sağlamak. Biz o yollardan geçtik, yetişkin olduk, anne olduk, baba olduk. O zaman gençlerimizin hata yapabileceklerini, her ne olursa olsun, anne olarak, bir baba olarak ya da biz hocalar, öğretmenler olarak onlara gönül kapımız her zaman açık olmalı. Yani biz küçük bir hata yaptıklarında onları eğer kapı dışına, ev dışına ya da okul dışına atar isek, onlar çok farklı emelleri olan, çok kötü emelleri olan insanların kucağına atmış olabiliriz. Evet. Onun için ben özellikle annelere, babalara, evlatları ne olursa olsun, ne yaparsa yapsınlar. Hani bizim sevgimiz karşılıksız diyoruz. Evet. Bizim sevgimiz hani sınırsız, affedici. O zaman biz çocuklarımıza, gençlerimize küçük bir hata yaptılar diye onları evden, okuldan dışlamak, onları bunun yerine, yani onu dışlamak yerine onları kazanmaya dönük olmalı. Anneler zaten annelikte vardır bu duygu. Evet. Çocuğunu her zaman affeder. Çünkü koşulsuzdur sevgisi. Bu affedicilik vardır annelerde. Hani babalarda da evet, yani babalarda da olmalı. Çünkü bu sürece biz babaları da katmamız gerekiyor. Öyle babalar var ki hani annelik duygusunu taşırlar. Onlarla birlikte hani biz öğretmen olarak, hocalar, üniversite hocaları olarak gençlerimize, çocuklarımızı aynen bir anne gibi, çocuğu, kendi çocuğu gibi, bir baba gibi affedici ve yargılamayan, eleştirmeyen ve onu kapımızı her zaman açık tutup kazanabileceğimiz ortamlar yaratmamız gerekiyor. Evet. Anneyi konuştuk, anne açısından baktık. Biraz da çocuk açısından bakmak isteriz. Hocam, çocuk açısından bakarsak nasıl olması gerekiyor? Yani bir çocuk anne babasına karşı tutumu nasıl olmalı? En azından ona karşı saygıyı gösterirken saygı derecesi ne kadar olmalı? Sınırları ne kadar olmalı? Bu konuda bize neler söylemek şimdi istiyorsun? Çocuğun anneye, karşı, babaya dediniz değil evet. mi? Şimdi aslında önce biz çocuktan saygı, sevgi bekliyorsak, biz anne baba olarak ya da öğretmen olarak önce bizim onlara o saygıyı göstermemiz gerekir. Çünkü evet. çocuklar model alarak öğreniyorlar. Yani bizim söylediklerimizi, bizim onlara verdiğimiz öğütleri almıyorlar. Onların aldıkları şey bizim davranışlarımız. Evet. Şimdi biz o gençlere, o çocuklara ya da anne olarak kendi çocuklarımıza sevgiyi, şefkati, saygıyı, dürüst olmayı, elbette. İnsanları koşulsuz sevmeyi, hatalarıyla sevmeyi öğretirken biz kendimiz bunu yapıyor isek, biz kendimiz bu davranışı gösteriyor isek, o zaman çocuklarımızdan o zaman beklemeliyiz bunu. Yani biz sevgi göstermiyoruz, şefkat göstermiyoruz, çocuğumuza eleştiriyoruz, kırıyoruz, baskılıyoruz. O zaman biz çocuklarımıza nasıl saygılı olmayı, demokrasi, yaşam biçimini ve insanlarla insanlar ne olursa olsun birlikte yaşamayı nasıl öğretebiliriz? Çok güzel. Önce bizim bunu kendimiz başarabilmemiz lazım. Evet. Yani çocuktan bekliyorsak biz kendimiz önce bu davranışları göstereceğiz. Saygımızı, sevgimizi ve birlikte barış içerisinde yaşamayı önce biz büyükler gerçekleştireceğiz ki çocuklarımızdan ve gençlerimizden bunu bekleyelim. Çok teşekkür ederim hocam programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, yeni şeyler söylemek lazım da eskimeyen ve hiç eskimeyecek bir yeniyi kıymetli hocamla konuştuk. Aileyi konuştuk, anneyi konuştuk. Sözün özü, her şey özler, herkes özler. Kimisi annesini özler, kimisi kardeşini, kimisi de uzakta olan sevdiğini. Zira özlemek, özlediği olmak demektir.